akşamlar değerli Bahar TV izleyenleri. Bahar TV Niğde Stüdyosu'nun konuğu, bu akşamki konuğu değerli başkanımız, NESOP başkanımız Sayın Fahri Eker bizlerle. Efendim stüdyomuza hoş geldiniz. Bahar Hoş TV'ye bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, direkt programa konuya girmek istiyorum. Bildiğimiz üzere 24-28 Eylül arası ahilik haftası. Evet. Ahilik haftasını kısaca açıklayabilir miyiz Sayın Başkanım, bilmeyenler açısından? Ahilik haftası biliyorsunuz son 6 yıldır Türkiye genelinde bütün illerimizde Eylül ayının 3. haftasında başlıyor ve o haftanın sonuna kadar etkinliklerimiz evet. devam ediyor. Biz de 23'ünden bugüne etkinliklerimize devam ediyoruz. Bugün de final olarak Hükmet Meydanı'nda bir program yaptık. O programda hem esnaf ve sanatkarlarımızın ahilik kültür haftasını ve bayramını kutladık. Evet. Güzel de bir program oldu. Onun için bundan sonra daha da iyi şartlarda, daha görkemli kutlamalarla inşallah devam ettireceğiz. Evet, evet Sayın Başkanım, bizler biliyoruz 20 yıldır esnafın temsilcisisiniz. 20 yıl oldu, yani 4 döneme tekamül ediyor sanırsam 20 yıl. Yok, 20 yıl şöyle söyleyeyim, 20 yıldan da fazladır bu ama şu şekilde 1985'te ben vergi mükellef olarak ticari hayata başladım. 1985'te sonra ilk olarak şeye katıldık, esnaf teşkilatlarında yönetimlerde yer aldık. Daha sonra 1996 yılında Demirciler Ototamirciler Odası Başkanlığı'nı aldık. 2002'de de Allah nasip etti, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin başkanı olduk. Yani yıldır. Dolayısıyla 11 yıldır. Hı hı. Esnaf ve sanatkarlarımızı genelde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı olarak temsil ediyoruz. En iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Temsil etmekle peki, hem onur duyuyoruz hem evet, gurur duyuyoruz. Evet, böyle evet. bir kesim Gururlu temsilcisi ve olmak bir onuru yaşıyoruz. Evet, temsilcilik. Elimizden Peki bunun sırrı nedir başkanım? Bu uzunca bir süredir temsilcisiniz esnaflarını öyle söyleyeyim. Ya bunu bir sır demeyeyim de tabii ki bizim bulunduğumuz yerler biliyorsunuz topluma yönelik olan bu çalışmalarda hizmete yönelik yerlerdir. Yaptığınız, ürettiğiniz hizmetlerle insanların size bakış açısı, size olan bağı, takdir duygusu. Onların takdiri, bizim yaptığımız herhangi bir şey yok. Biz aslında özünde ben hep şunu söylerim, kongrelerimde de bunu çok söylerim ve bunu da bütün samimiyetimle söylüyoruz. Biz sadece esnaf ve sanatkarı temsilen oradayız. Onlar bize bir yetki veriyorlar. Diyorlar ki biz sana bu yetkiyi verdik. Hizmetin karşılığı verdik. Bizim tabii ki bizim temsilimizi siz yapacaksınız. Ve bunu da en iyi şekilde yaptığınız müddetçe onlar da takdir ediyorlar. Biz de onlar takdir ediyor. Cenab-ı Allah da nasip ediyor tabii ki. Bu biraz da nasip kısmet tabii, tabii. meselesi. Dolayısıyla bu şekilde sürdürüyoruz. Son iki dönemde tabii ki zorlu seçim süreçleri yaşadık. Biraz da kamuoyuna fazla yansıdı bu. Hatta en son seçimimiz, kooperatif seçimimiz ulusal medyaya düştü. Tabii iyi görüntülerle düşmedi ama bizim orada herhangi evet, bir olaya karışmışlığımız yoktu. Evet. Dolayısıyla bu esnaf ve sanatkar kendine temsil kabiliyeti olan, temsil etmekte güvendiği diyelim yani saygı duyduğu, sevdiği diyelim. İnsanı takdir etmek onların elinde. Biz sadece onların bize verdiği yetkiyi kullanıyoruz. Yoksa biz de meslek olarak biliyorsunuz ben sanayide çelik işiyle uğraşıyorum. Hala mesleğime devam ediyorum. Hala onların içinden biriyim. O gün demirci Fahri'ydim. Bugün yine demirci Fahri'yim işin özünden. Bir gün buralardan gittiğimizde yine demirci Fahri olarak da anılmak istiyoruz. Çünkü onlar bizim asli ekmeğimizi kazandığımız yerler. Dolayısıyla buralarda temsil hakkı kullanıyoruz. Onlar takdir ettiği müddetçe tabii ki biz de elimizden geldiği kadar en iyi şekilde temsil etmeye evet. devam edeceğiz inşallah. Makam mevkiler geçmişimizi hiçbir zaman kesinlikle unutturmuyor. Mütevazı hayatımıza her zaman devam edeceğiz. Biz ona şöyle bakıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. İnsanlar makamlardan güç almamalı. Veya makamların güç olduğunu düşünmemeli. Makamlar gelir geçer. Bizden önce birileri vardı, bizden sonra birileri olacak. Makam. Bu kesindir. Yani bunun hiç kimsenin babasının malı bile olsa bir ömür boyu oturma şansı olmayacak. Mahkeme dolayısıyla değildir, kesinlikle. Ki. Onun için önemli olan oralarda görev yaptığınızda hani derler ya baki kalan gök kubbede bir hoş sedadır. Eğer bir hoş seda bırakabilirseniz arkanızdan evet. iyi sözler sarf ettirebilirsiniz. Güzellik tabii, bana tabii, göre budur tabii, yani. Tabii ki başkanım. Yarın makam mevki gelip geçtiğinde kesinlikle. Bir selam alabilmek de çok önemlidir. Esas buralardan gittikten sonra, buralardan bıraktıktan sonra itibar görüyorsanız o zaman kazançlısınız. Yoksa buralardan gittikten sonra gittiğiniz yerlerde yerse bir sandalye vermiyorlarsa demek ki
iyi şeyler yapmamışsınız demektir. İyi bir şeyler demektir. Olmamış demektir. Biz onun için masanın her tarafında oturduğumuz için bu tarafında iyi biliyoruz, o tarafında iyi biliyoruz. Sahayı da iyi biliyoruz. Onun için derdimiz herhangi bir koltuk derdi değil, bir koltuğumuz olsun derdi değil. Evet. Ama önemli olan insana hizmet etmek. Peygamber Efendimiz de söylediği gibi insanların en evet. hayırlısı insanlara hizmet edenlerdir diyor. Felsefemiz bu olduğu için hizmet etmekle onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Evet. Evet başkanım, şimdi bir yeni bina yaptırıyorsunuz. Nesop binası. Başka çatılarda bir arada toplayacak mısınız? Yoksa sadece Nesop'a ait bir bina mı olacak? Ve ne zaman hizmete geçecek bina mı? Şimdi 2002'de göreve geldik. O günkü yönetim kurulu arkadaşlarımızla tabii ki oturduk. Allah da nasip etti. 2006 yılında şimdiki binamızın arsasını aldık. Temellerimizi attık. Uzunca bir süre tabii ki şunu da gördük. Olmayan parayla bir bina yapmak, büyük bir bina yapmak, iyi bir bina yapmak kolay da iş değilmiş. Biraz zaman aldı ama geç oldu ama çok güzel olduğuna inanıyoruz. Allah da nasip ederse inşallah hedefimiz önümüzdeki Kasım ayı gibi içerisinde taşınmak. Buraya taşındıktan sonra da kısmet olsa şu anda son hızla içinde çalışıyoruz. Dışıyla bir işimiz kalmadı. Allah nasip ederse Kasım ayı içinde içine taşınacağız. Tabii ki odalarımızı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifimizi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizi. Yani dolayısıyla esnaf kesimine, sanatkar kesimine hizmet eden bütün sektörlerimizi tek çatı altında toplayıp esnaf ve sanatkarlarımız geldiğinde sağa sola yorulmadan keyifle gelebilecekleri, keyifle işlerini yaptırabilecekleri ve hatta isterlerse saatlerce keyifle zaman geçirebilecekleri mekanlar yaptık. Allah da bunu nasip etti. İnşallah onlara uzun süre hizmet edebilecek, bizden sonra gelecek idareci ve yönetici arkadaşlarımıza uzun yıllar hizmet edebilecek bir bina kazandırdık olduk. Bu tabii ki o günkü yönetim kurulum ve bugünkü yönetim kurulu ve bütün başkanlarımın, herkesin çok emeği var. Esnaf ve sanatkarımızın çok emeği var. Dolayısıyla inşallah kendi evlerinde kısa sürede onları ağırlayacağız, hizmet vereceğiz. Oralarda onlara çay ikram edeceğiz. Bundan da büyük keyif alacağız. Nesop ve esnaf kefalet bir arada, bir bina içinde. Tabii ki olacak. Şimdi bizim bütün amacımız ve hedefimiz dediğim gibi esnaf ve sanatkarımız özellikle köylerimizden, beldelerimizden, ilçelerimizden gelen biliyorsunuz o esnaf ve sanatkarlarımız da bize bağlı. Geldiklerinde çocuklarıyla gidecek yerleri olmadığı vakit orada kalabilecekleri, zaman geçirebilecekleri, işlerini çözebilecekleri, araçlarını beklerken, köye dönecekken, otobüslerini beklerken bütün bunları düşündük. Çok ince detaylara kadar düşündük. Dolayısıyla onların hiç sıkılmadan ve sıkıntı çekmeden bir noktadan işlerini yapmaları için hedefe koyduk. Allah da nasip etti inşallah bu yıl içerisinde içine göçeceğiz ve bunu başarmış olacağız. Evet başkanım, az önce de konuştuk. 2002'den beri Nesop başkanlığını evet. yürütüyorsunuz uzun bir süre. Peki esnafın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle şöyle söyleyeyim. Yani son maddi, bu manevi, iki şey. Yıldır bizim Nil ekonomisinin genellikle patatese dayalı olması, tarıma dayalı olması ama en çok da burada patatese dayalı olması, patates üreticisinin de iki yıldır bir türlü malını para ettirememesi ve bugün yılda üzerine para edecek gibi gözüküyor ama bu zamanda yeteri kadar ekim olmaması. Dolayısıyla hem de kooperatif kanadında da çok iyi takip ediyoruz. Gerçekten esnaf ve sanatkar şu anda Nide şartlarında çok zorlanıyoruz. Yani köylerimizden şehre inen olmayınca, köylü şehre inmeyince buradaki esnaf ve sanatkara yeteri kadar yansıma olmuyor. Olmayınca şu an içerisindeki esnaf ve sanatkarımız kesinlikle sıkıntı içerisinde. Nide şu anda bu krizi yaşıyor. Ben şunu iyi biliyorum. Son zamanlarda sıkça gezdiğimizde onu görüyoruz. Siftah etmeden işlerini kapatan çok esnafımız var. Bunu görüyoruz. Özellikle emeklisi dolmuş olan birçok arkadaşımız artık kirayı da kurtaramıyoruz. Kapatacağız diye düşünceleri var. Emekli yani olup kapatıyorlar. Yani zaten ticaretini bir miktar devam ettirmek istiyor ama diyor ki artık dükkan masrafını ve kirasını çıkartmıyor. Dolayısıyla boşa durmanın da mantığı yok anlamında doğru, düşünenler var. Doğru. Çünkü bu iki yıldır yaşanan durgunluk insanların, esnaf ve sanatkarın ruh yapısını bozdu. Dolayısıyla bu da ne yapıyor? İşine olan saygısını ve sempatisini kaybediyor. Esnafla olan bir ilgiyi biraz da olsa azaltıyor.
bu durum? Esnafla ilgisini azaltıyor derken şöyle söyleyeyim. Ben şunu her zaman söylüyorum. Bugünkü esnaf ve sanatkarımızın birçoğu asgari ücretlerinin çektiği sıkıntı kadar sıkıntı çekiyor ve biz bundan eminiz ve biliyoruz. Ama inşallah önümüzdeki süreçte dediğim gibi belki bu yıl belki çiftçinin köylünün mahsulü para ederse inşallah, İnşallah bir başkan. miktar Ama şöyle de rahatlama bir da durum var. bekliyoruz. Tabii ki muhakkak ama yüzdelik dilimde bir azalma olduğu gözüküyor. Şu an arazilerin yani baktığımızda patates ekimlerinin çok azaldığını görüyoruz. Mahsul para esse de esnafın yani çiftçinin elinde mahsul var mı? Satabileceği Şimdi bir mahsulü var mı? Tabii bu da çok önemli başkanım. Her musibetin arkasında da her şerde bir hayır vardır derler. Bu 2 yıldır para etmemesinden dolayı da bana göre bir şey öğrendik diye düşünüyorum. Neyi öğrendik? Artık Niğde çiftçisi sadece patatese dayalı bir tarım yapmaktan kurtulmalı. Örneğin bu yıl Alternatif ürünler aşağı geliştirmeli. bizim Bor tarafında, ovamızda, diğer köylerimizde, Bahçeli, Kemersel tarafında, Çukurkuyu tarafında, Yakacık tarafında kavundu, karpuzdu, biberdi, domatesli gibi mahsulleri devreye soktular. İl dışından gelen profesyonel çiftçilerin de örnek ekim tarzlarıyla, hasat tarzlarıyla bunları gösterdiler. Dolayısıyla bu yılda farkındaysanız kavun ve karpuz çok güzel para etti. Yani o kesimde uğraşan insanların cebi bu yıl para gördü. Yani bu şunu gösteriyor. Çiftçi tek malla hayatını geçiremez. Çünkü ben de çok iyi bir çiftçi çocuğuyum. Biz hayatımızı 9 kardeşiz. Tarlada çalışarak geçirdik. Çocukluğumuz hep öyle geçti. Ve rahmetli babamın her yıl ektiği belirli kendine ait 6 çeşit mahsulü vardı. Hep de şunu söylerdi. İşte biri para etmezse biri eder. Onunla bu yıl idare ederiz. Birbirini Biri dengeler. Biri. Ama denk getirir de 3 tanesi para ederse o zaman da çok iyi duruma geçersiniz. Evet. Ben oradan da çok iyi biliyorum. Onun için burada devletin politikası da NİDE olarak söylüyorum bunu. Köylünün politikası da, tarımla uğraşan bütün arkadaşların politikası da şu olmalı. Tek çeşitle olmamalı. Mutlaka alternatif ürünler olmalı. Bu alternatif ürünlerle de mutlaka birinden biri para ettiği zaman en azından sıkıntıya düşmemeli. Evet, ben buna en güzel örnek olarak Sazlıca kasabasını göstermek istiyorum Sayın Başkanım. Doğru. Gidip gezdiğimizde çeşit çeşit ürünlerin, bir de ürünlerini Doğrudur. Sergileyecek kendilerine hal kurduklarını görüyorum. Ben gerçekten gezdiğimde takdir ettim onları. Sazlıca kasabamız yıllardan beri çeşitli ürünlerle uğraşır. Çok iyi biliyorum ben. Yıllardan beri çeşitli ürünlerle, işte özellikle meyvecilik, sebze, domates özellikle meşhur lahana, sebze domatesi, elması, bunun yanında daha çeşitli ürünler, bir miktarda hayvancılık her zaman var oldu. Dolayısıyla Sazlıca köyde de dizim hiçbir zaman bu kadar sıkıntıya düşmedi. Onun için bizim buradaki ova köylerimizin de artık bir miktar bu işe yönelmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Ama burada mutlaka tabii şöyle bir sistem var. Biz bunları çok konuşuyoruz da. Köylünün elindeki malzeme patatese göre endeksli. Onlar da düşünüyor ki biz burada battık, burada çıkarız. Ancak burada çıkarız diye düşünüyorlar. Dolayısıyla elindeki traktörün arkasındaki kullandığı bütün araç ve gereci patatese göre ayarlamış. Bunun hatırında yine patatesin peşinde oluyor. Yani dolayısıyla burada devletin özel bir desteğiyle, özel bir eğitimle bunu mutlaka bu konunun aşılması. Bir miktar aşılması gerektiği, devlet desteğine özellikle ihtiyaç var. Yani bu yıl ekim sebebinin en büyük az olmasının sebebi biliyorsunuz elektrik borçlarını ödeyemediler, sularını aştıramadılar. Sermayesi ekim dikim gübre parası olmadı. Bütün bunları üst üste koyunca tabii ki 10 dönüm ekecek köylü 3 dönüme düşürdü. Ama şunu da gördük, 3 dönümden aldığı mahsulle inşallah 10 dönümden aldığı mahsul kadar para edecek. Bu da onlar için bana göre bir öğrenti olduğunu düşünüyorum. Evet başkanım, bugün Perşembe ve Niğde'nin pazarı. Niğde pazarında gezdiniz galiba. Evet, dolaştım. Pazar esnafının durumu nasıl? Ben de pazarcılık kültürü de var. Ben biliyorsunuz ilk meslek hayatım pazardan gelme, pazarcılık yaptım. Manavlık yaptık. Orada da bulunduk yıllarca. Bir de baba mesleği olduğu için yıllarca pazarda da büyüdük. Bugün biraz pazar yerini kalabalık gördüm. Çünkü biliyorsunuz yıl sonu itibariyle turşu, salça, kış hazırlığı, kurban bayramı geliyor. İşte okullar açıldı, çocuklar yiyeceği yaşası derken. Yani 2 saat önce falan pazardaydım. Her zamanki pazar oranla bugün pazar biraz daha canlıydı. Güzeldi evet. Yani. Peki buradan konuyu başka bir yere bağlamak istiyorum. Biraz da kişisel hedeflerinize gelmek istiyorum Sayın Başkanım. Esnaftan olumlu yönde Fahri Bey aday olsun, herhangi bir partiden Fahri Bey bizim belediye başkanımız olsun diyorlar mı? Kamuoyunda bu konuşuluyor ama biz bir hedef koymadık hiçbir zaman. Ben şunu samimiyetimle söyleyeyim.
Oda Başkanlığı'nda, Birlik Başkanlığı'da ve son 6 ay önce yaptığımız Kooperatif Başkanlığı'da tabii ki kamuoyunun talepleri üzerine biz buralara talip olduk. Allah da nasip etti, oldu. Bunlar biraz da nasip meselesi. Hani derler ya, nasibiniz yoksa dayak bile yiyemezsiniz. Aynen, yani. Dayak bile yenmiyor. Bu nasip meselesi. Kamuoyunda şu anda konuşuluyor. Belediye başkanı adaylığıyla ilgili bu yeni de konuşulmuyor. Yaklaşık bir yıldır konuşuluyor. Biz de süreci takip ediyoruz. Herhangi şu anda bir yorum da yapmıyoruz. Süreci takip ediyoruz. Tabii ki kamuoyunu da dikkate, bir gün gelir dikkate alacağız tabii ki. Kamuoyunu değerlendireceksin zamanı geldiğinde diyorsun. Ama şu anda bizim bir hedef olarak koyduğumuz bir şey değil. Bunlar hedefi konu olarak değil, tabii ki süreç içerisinde önceki teşkilatlarımızda olduğu zamanı gibi. Zamanı geldiğinde nereye tepkilere gelir, göre nereye değerlendirme şu anda bilemiyoruz tabii ki. Tabii ki. Başkanım, kısa bir reklam aramızın olduğunu tabii söylüyor ki arkadaşlar. Kısa bir ara verelim. Daha tabii sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Tabii evet ki. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yaşama dair programı devam edecek. İnternetiniz var mı? Var. Sadece internete, gereksiz yere bir ton para verdiğinizin farkında mısınız? Değilsiniz. Peki aynı paraya hem limitsiz internete hem de D-Smart'ın zengin dünyasına sahip olabileceğinizi biliyor musunuz? Bilmiyordunuz. Ama öyle. Şimdi limitsiz internet ve D-Smart keyfi ikisi bir arada sadece internet fiyatına. Yani ayda sadece 49 lira. Bununla kim uğraşacak demeyin. Hemen arayın, sizin için her şeyi halledelim. D-Smart. Daha fazlası. Sağlık çalışanlarına bir müjdemiz var. 39 yıllık tecrübeyi hizmetinize sunuyoruz. Kalitede öncü, sağlıklı, dayanıklı, sınırsız renk ve modellerimizle hizmeti ayağınıza geçiriyoruz. Baharoğlu Anonim Şirketi, tekstil sektöründe öncü firma ve markalar arasında yer almayı başarmıştır. Güveniniz en büyük önceliğimizdir. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin sınırının olmadığı ve daima daha iyi hizmet sunma gerektiği bilinciyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta olan Baharoğlu Anonim Şirketi, yenilikçi ve üstün hizmetler sunarak her zaman farklılığını göstermektedir. Nedenle siz de kendinize ve personelinize bir iyilik yapın ve bize ulaşın. Nasıl mı? İşte adresimiz. Mail adresimiz info@baharoğlu.net. Telefon numaramız 444-0645.
Evet değerli izleyenler, kısa bir reklam arası ve reklamlardan sonra programımız devam ediyor. Evet, televizyonlarını yeni açanlar varsa bugünkü konuğumuz NESOP Başkanı Sayın Fahri Eker. Tekrardan hoş geldiniz efendim programımıza diyelim. Evet, reklam öncesinde son sorumuz, ufukta bir siyaset gözüküyor mu dedik Sayın Başkanıma. Başkanım da halkın talepleri doğrultusunda, halk uygun görürse talepleri doğrultusunda değerlendireceğini söyledi kendisi. Evet, bir diğer soruma geçmek istiyorum Sayın Başkanım. NESOP'a tekrar dönmek istiyorum. NESOP'un KOSGEB, Ahiler Kalkınma Ajansı, AB ile ilişkileri nasıl? Biliyorsunuz ben göreve geldiğim bugüne kadar, 2004'te başladık proje yapmaya, 2004'ten bugüne kadar Avrupa projeleri, ahilik projeleri, Avrupa Birliği'nden ziyade İşkur'la yaptığımız istihdam projeleri, KOSGEB'le yaptığımız girişimcilik projeleri, esnaf ve sanatkarımıza yaptığımız yönelik eğitim projeleri ve bunlar şu anda da hızla devam ediyor. İnşallah yeni binamızda yine geçtiğimizde daha programlı, daha hızlı bir şekilde ve daha kapsamlı bir şekilde devam edecek. Özellikle bu binayla beraber bizim ana hedefimiz esnaf ve sanatkarlarımızın meslek alanlarında bölüm bölüm, her mesleği kendi içerisinde bölüm bölüm, profesyonel eğiticilerle çağın gereği şekilde eğitmek amaçlı çalışmalarımız olacak. Bunun yanında gençlerimiz bizim için çok önemli. Üniversiteden mezun olan gençlerimiz çok önemli. Proje üreten gençlerimiz çok tabii ki önemli. Mesleki eğitime çok önem veriyoruz. Bugün de konuşmamda belirttim alanda. Şimdi üniversite mezunu gençlerimize iş bulmakta zorlanabiliyoruz ama mesleki eğitimi olan, elinde küçük de bir mesleği olan insanların boşta kalması mümkün değil. Bunu yıllardan beri bu işin içinde yaşadığımız için görüyoruz. Ve istiyoruz ki bütün herkesin bir meslek sahibi olmasını daha rahat şartlarda, hayat standartları daha yüksek şekilde iş bulabilmesini istiyoruz. Biz şunu iyi biliyoruz. Meslek sahibi olan insanların hayat standartlarını daha iyi oturtabilecekleri, kazançları daha iyi olabileceği, istihdama katkı yaratacağı, yani çalışandan ziyade çalıştıran olması gerektiğini ve artık dünya konjonktüründe ticaret yapabilmesi gerektiğini biliyoruz ve teknolojiyi çok iyi kullanabilmesi için üniversite mezunu gençlerimizin ticaret atılmasını istiyoruz. Mesleğe atılmasını istiyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. İşte bu yaştan sonra meslek mi öğrenir? İsteyen herkes mesleğini istediği yaştan sonra öğrenir. Nasıl insanlar 70 yaşında üniversiteye gidip üniversite bitiriyorsa, evet, siz eğer bir mesleği seviyorsanız, istiyorsanız o mesleği de istediğiniz yaştan sonra arzu ederseniz meslek sahibi olabilirsiniz. Dolayısıyla bizim ana hedeflerimizden bir tanesi inşallah bugüne kadar olduğu gibi şunu iyi biliyoruz. Ülkenin geleceği, gençlerimizin geleceği, bizim geleceğimiz eğitimle kurtulacak. Bunda hiç şüphemiz yok. Biz de bunları her türlü kesimde iletişim kurarak, en iyi şartlarda projeler yaparak, gücümüz yettiği oranda proje üreterek hizmet etmeye devam ediyoruz. Benim en çok sevdiğim konulardan bir tanesi şu. NİDE Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, NİDE kamuoyu çok iyi bilir ki, bugüne kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda iş kurulu, girişimcilikle beraber bugün alanda biliyorsunuz şirket verdiğimiz genç girişimciler, bir hanımefendi izolasyon malzemesi üretiyor. Yanında şu, bugün onlarca kişi çalışıyor. Niye? Bizim aracılığımıza, iş kurum aracılığıyla ve KOSGEB aracılığıyla bir imalathane kurmuş. Genç girişimci. Yine bir genç girişimci kardeşimiz ona keza. Dolayısıyla biz bundan keyif alıyoruz. Bunun yanında binlerce insanımıza, gencimize İstihdam. İş alanı yaratmışız, işe yerleştirmişiz. Bundan da keyif alıyoruz. Bunları kat kat artırarak devam etmek de bizim tabii ki hedeflerimiz. Yani biz şunu hep söylüyorum ben. Mükemmellikte son yok. Her zaman daha iyisi var. Her zaman daha iyisi yapılabilir. Her zaman da daha iyisi olacaktır. Onun için çalışmadan da başarmak mümkün olmadığı için hep beraber çalışacağız. Yani, Sayın Başkanım, hep bir arayış. Ama hayat böyle devam ediyor. Çünkü artık şöyle söyleyeyim. Dünyaya baktığınız zaman önceden şöyle düşünüyoruz. Bir buluş 100 yılda çıkar deniyordu. Şimdi akşam yatıyoruz, sabah kalktığınızda binlerce yeni icatlar var. Dolayısıyla zamana yetişmek, zamana ulaşabilmek çok büyük çaba gerektiriyor. Rekabetin onun için, her zaman başarıyı getirdiğine inanan birisiyim başkanım. Bu iş rekabet tabii ki katkı koyuyor ama ben rekabetten ziyade hedefe ne koyduğunuz çok önemli. Yani siz insanlara ne verebilmek için eğer akşam yattığınızda, yatağınızda bunu düşünebiliyorsanız, sabah kalktığınızda bunu düşünebiliyorsanız, bir insanın küçücük bir sorunu çözmek için saatlerce uğraşabiliyorsanız, eğer bundan da keyif alıyorsanız, o sizi ister istemez o size bir mutluluk veriyor. O zaman daha çok bu işleri yapmanız gerektiğini düşünüyorsa, o da size keyif veriyor. Evet. Ben bu işi öyle yapıyorum. Yani keyif alarak yapıyorum. Yoksa bunun karşılığında bedellerini ödüyoruz biz. Evet.
Evet, ödüyoruz. Evet başkanım, bugün meydanda kutlamanız vardı. Orada Mehteran takımı dikkatimizi çekti. Halktan da bayağı bir beğeni topladı. Fikir kimden çıktı başkanım? Mehteran takımı tabii tamamıyla benim fikrim. Ama Mehteran takımı biliyorsunuz yeni değil. Biz 6 yıldır bu kutlamaları yapıyoruz. 6 yıldır da Mehteran takımını her zaman getiriyoruz. Ancak bu Kırşehir Mehteran takımı bu ikinci gelişi. Geçen yılda yine anlaşmıştık. Her şey hazırdı. Ama biliyorsunuz Üstad Reşet Ertaş'ı geçen yıl aynı bugünlerde kaybetmiştik. Mehteran takımı son anda bizim programımıza gelmekten vazgeçti mi de gelemediler. Neşet Ertaş rahmetlik olunca. Dolayısıyla geçen yıl Kayseri Belediyesi'nden bir Mehteran takımı geldi. Ama biraz o küçük çaplıydı. Fakat bugünkü Mehteran takımı Türkiye'nin en iyi Mehteran takımı. Yani Türkiye'nin en iyi Mehteran takımı. Tam profesyonel bir... Tabii tam bir profesyonel Mehteran takımı. 30 kişilik bir ekip. Biz bunları daha önce de bu yıl, geçtiğimiz yıl bir önceki yılda yine bunları getirmiştik. O zaman da çok beğeni toplamıştı. Ondan önceki yıllarda da bizim Mehteran takımlarımız ama bugünkü Mehteran takımı sağ olsun hakikaten bizim göğsümüzü kabarttı. Yani ben de çok keyif aldım işin doğrusunu söyleyeyim. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Özellikle Kırşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bize destek oldu. Tabii biz bütün maliyetleri, masraflarını biz karşıladık ama bütün yoğunluklarına rağmen ki bugün programdan sonra ben de Kırşehir'e geçeceğim. Kırşehir'de biliyorsunuz Ahi Evran Veli'nin kurduğu ve merkezimiz olan ahilik kutlamaları cumartesi günü ve cuma günü orada devam edecek. Sayın Başbakanımız da katılacak bu ahilik kutlamalarına. Dolayısıyla aynı Mehteran takımı orada da çalacak. Dolayısıyla bir işi yaparken biz şöyle diyoruz. İşin en iyisini yapalım. En iyisi olsun. Biz de en iyisini bildiğimiz için bu Mehteran takımını getirdik. Beğenildiyse ne mutlu bize. Öyle gözüküyor. Evet. Evet başkanım, bir seyirci sorusu. Az önce siyaseti konuştuk. Arkasından seyirci sorusu gelmiş. Ufukta siyaset var dediniz. Tabii halkın görüşleri doğrultusunda var dediniz. Ben var demedim. Hedefte halkın talepleri, yani hedefimizde hedef, var ama. Hedefte, yani bir hedef yok. Öyle bir hedef koymadık biz. Sorarken hedefte siyaset var gibi sordunuz. Burada... Bende bir hedef yok ama. Dedim ki hedefe koymadık ama bu teşkilatlara hedefe koymadan geldik. Okuyayım soruyu başkanım. Niğde Belediyesi'ne talip olduğunu söyleniyor. Niğde Belediyesi'nin son 4 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ahmet Gümüş aşağı Kayabaşı Mahallesi'nden sormuş. Şimdi ben başta şunu söyleyeyim. Henüz bir talipliğimiz yok, bir müracaatımız yok, bir aday açıklamamız yok. Ama kamuoyunda bu konuşuluyor. Söylemek istediğim resmi şu. Resmi aday adaylığı yok şu an. Hayır, böyle bir şey yok. Ama kamuoyunda bizimle ilgili bir yıldır, özellikle son 6 aydır çok daha hızlandı. Konuşuluyor ama şunu da söylüyorum. Bazen sistemi siz kontrol ediyorsunuz bir yere kadar, bazen sizden sistem çıkıyor, sistem sizi kontrol ediyor. Önümüzdeki süreçte ne olacak bilmiyoruz. Her şeyin hayırlısı diyor. Allah hayırlısıysa ne göreceğiz bilmiyoruz. Onun için şu anda adayız da demiyoruz, aday değiliz de demiyoruz. Onun için süreç içerisinde henüz çok erken. Devam edeceğiz. Niğde Belediyesi ile ilişkilerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Onu özellikle bekleyin. Biliyorsunuz biz esnaf teşkilatları hep şunu söylüyorum. Biz siyaset üstü düşünen, siyasete girmeden işimizi yapan ve yıllardan beri de bunu böyle yaptık ve kamuoyunda da bu takdir böyle gördük. Çünkü bizler siyaset üstü kuruluşlarız. Hiç kimsenin siyasi fikrine göre bir hizmet etme şansımız yok. Biz esnaf ve sanatkarımız için hangi dilden olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, hangi milliyetten olursa olsun, esnaf ve sanatkarımız için yapılacak ne varsa herkesle iyiyiz, herkesin kapısını çalarız. Hizmet için ne gerekiyorsa biz onu yaparız. Niğde Belediyesi'yle de 4,5 yıldır ilişkiler içerisinde. Sağ olsun, buradan yine teşekkür ederim. Ben niye ederim? Özellikle Ata Sanayi'nin etrafına güvenlik altına almakta bize verdikleri katkılardan dolayı, etrafına çektiğimiz duvar ve telden dolayı tamamıyla belediye bunu yaptı. Ben özellikle buradan da belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olsun kırmadı bizi. Ata Sanayimiz biliyorsunuz biraz şehrin dışında. Hırsızlık olayları çok arttı. Güvenlik altına alabilmemiz için kendisine talepte bulunduk. O da bizi kırmadı. Sağ olsun esnaf ve sanatkarımıza böyle bir güzellik yaptı. Buradan da kendisine esnaf ve sanatkarımıza, özellikle Ata Sanayi esnafım adına benim odam üyeleri olduğu için özellikle ayrıca çok teşekkür ederim. Esnaflar adına biz de teşekkür ederiz. Tabii ki. Hizmet yapan herkes başımızın tacıdır. Tabii ki. O zaman şöyle diyelim. Bir şey söyleyeceğim. Tabii buyurun. Şu çok önemli. Niğde halkı şunu iyi bilmeli. Özellikle Niğde olduğu için konuşuyorum. Seçimler biter, geçimler başlar. Seçilenlere saygılı olmak zorundayız.
İlim belediye başkanı hepimizin belediye başkanıdır. İlim milletvekili hepimizin milletvekilidir. Tabii. Bunun ayrısı kayrısı olmamalı. Her zaman saygı göstermek zorundayız. Onun hesabı sandık geldiğinde beğenirsin beğenmesin orada konuşursun. Ha. Ben bu tarzdan yanayım. Dolayısıyla seçilenlere saygılı olmak, ilim sorunları için herkesin mücadele vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu kim çözerse, kim çivi çakarsa memlekete Allah razı olsun. Allah razı. Bizim anlayışımız budur. Evet. Peki NİDE'nin ufkunu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başkanım? Sizce siyaset, bürokrat, halk ilişkileri nasıl olmalı? Eksiklikler var mı? Şimdi NİDE'nin ufkunu derken işin doğrusunu söylüyorum. NİDE hak ettiği yerde mi? Geçmişten bugüne. Şimdi bugünün sorunu da değil. Siz mi soruyorsunuz Başkanım? ben soruyorum. Ben yok. Hak ettiği yerde değil diyorum. Ben de diyorum ki geçmişten bugüne bakmak lazım. Yani geçmişte de çok başarılı değiliz. Bugün de çok başarılı olduğumuz söylenemez. Kibar illere göre kıyaslarsa ya gerçekten başarılı, kısır bir yani il olarak çok başarılı olduğumuz söylenemez. Ben bunu daha önceki bir programda da söyledim. NİDE'de şunu çok yapıyoruz. Lafı çok üretiyoruz, işi az üretiyoruz. İşin doğrusuna bakmak az lazım. Az laf çok iş yapamıyoruz. Yani dedikoduyu çok yapıyoruz, iş yapmıyoruz. İşin icraat noktasında çok olmuyoruz. Bizim işler hep lafta mı kalıyor? He, şimdi onun için burada hepimizin pay olduğunu düşünüyorum. Burada tek kalkıp birilerini şundan kaynaklı dersek o da yanlış olur. İlde yaşayan herkesin yaşadığı yere katkı koyma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla NİDE İç Anadolu'da hak ettiği yerde mi? Asla değil. Asla değil. Çok daha iyi olabilir. Çok daha ileri gidebilir. Çok daha güzelliklerle donatılabilir. Biraz önce de söyledim. Mükemmellikte sınır ve yoktur. Son yoktur. Her zaman daha iyisi vardır ve daha iyisi de olacaktır. Ama bu tek başına birilerinin sorumluluğunda değildir. İçinde hepimizin katkısı vardır. El birliğiyle. Dediğim gibi seçimler bittikten sonra siyasi görüşlerimizi bir kenara koyarak, milli duygularla, NİDE milliyetçiliğiyle bu işleri çok iyi başarabiliriz. Biz olarak. Tabii ki. Yani biz olarak. Yani tabii ki ayrışırsak zaten sorun çözemeyiz. Ayrışmadan. Çünkü sonuçta bu ille yaşayan hangi siyasi görüşlerin olursanız olun. Bir cenazeye gidiyorsunuz, her görüşler insan orada. Bir düğüne gidiyorsunuz, her görüşler insan orada. Yani sonuçta bir avuç insanız ve hep beraberiz. Ayrımız gayrımız yok. Ben olmak İyi günümüzde, biz kötü olmalıyız. Günümüzde evet. Biz olmak zorundayız. Evet. Mesela NİDE kendi lobisini oluşturmalı. NİDE olarak ne yapılacaksa her yerde bu baskı unsuru olarak kullanılmalı ve bunu başarmak zorundayız. Yani başkanım. Bunun alternatifi tabii. Başka yok. Sadece tabii. Böyle çalışılırsa, birliktelik olursa ve herkesin de birbirine destek çıkarsa. Ona şöyle söyleyelim. İçeride soy kavgası, dışarıda köy kavgası. Bunu yapmalıyız. Evet. İçeride kendi kendimize belki tartışabiliriz ama dışarı çıktığımızda tek olmalıyız. Tek ses olmalıyız. Tek ses olarak gidip güçlü olduğumuzu gösterip istediklerimizi her türlü alıp gelebilecek gücümüzün olduğunu biliyorum. Çünkü NİDE, Türkiye'nin en çok bürokrat üreten, en çok okuma yazma oranına sahip, devlet KDV'sinde en çok insanı bulunan bir il. Bunlarla çok öndük. Bir zamanlar 67 il varken 50 ilin NİDE valisinin, il valisinin lider olduğu söylenir. Ama önemli olan biz ile ne getirdik ona bakmak lazım. Dolayısıyla bu geçmişten bugüne kadar gelen sıkıntılarımızdır. Ama inşallah bunları konuşa konuşa, tartışa tartışa doğruyu bulacağımıza ve sonucunda da başarıya gideceğimize inanıyorum. Evet. Yani bunlar konuşularak bir şekilde çözülebilir. Evet. Gürü bir şekilde, tek bir inşallah. Şekilde ağızdan sesimizi çıkartıp NİDE'ye uygun olduğu yere inşallah en kısa zamanda tabii ki getirir Sayın Başkanım. Peki mevcut vekillerle CHP biliyorsunuz bir CHP'den iki AK Parti'den vekilimiz var. İl Genel Meclis Başkanımız var. Bu kurumlarla, İl Genel Meclis Kurumu'yla, vekillerle ilişkileriniz nasıl? Biraz önce de söyledim ama yine de tekrar edeyim ben. Dediğim gibi bizim hiç kimseyle bir sıkıntımız olmaz. Olması mümkün değil. Yani istediğiniz alabiliyor musunuz? Şu ana kadar işin doğru boyutunda söyleyeyim. Olmadı. Herhangi bir talebimizin geri çevrildiği, reddedildiği görülmedi. Hiçbir kurumda reddedilmedi, geri çevrilmedi. Şahsımızla ilgili zaten Allah'a çok şükür hiçbir zaman hiç kimseden bir şey istemedik. Ama esnaf ve sanatkarımla ilgili ne gerekiyorsa gittiğimiz her yerden de elimizde boş dönmedik. Bu konuda da bizim dediğim gibi ikili ilişkilerde asla bir sorun olmaz. Biz oralara giderken siyasi kimliğimiz olmaz. Biz siyaset üstü gideriz. Temsil ettiğimiz kesime ne yapabileceksek, onlara nasıl faydalı olabileceksek biz ona bakarız. Evet. Peki Sayın Başkanım, çevre esnaf birlikleri ile ilişkileriniz ne durumda şu an? Şöyle söyleyeyim, tabii ki benim en çok sevdiğim, bu teşkilatlarda en çok keyif aldığım konuşudur.
Ki bu soruyu sorduğunuz için özellikle teşekkür ediyorum. Bizim dünyadaki örgütlenme sistemine baktığımız zaman Türkiye'deki esnaf ve sanatkarlar örgütlenme sisteminin hiçbir modeli hiçbir ülkede yoktur. Ama Türkiye'de de bizim esnaf ve sanatkarlar teşkilatının üzerine bir teşkilat daha tanımam. Niye tanımam? 3200 odayla, 81 tane birlikle, 13 tane federasyonla Türkiye'nin her köşesinde bizim bir evimiz vardır. Eğer bir gün Kars'a yolunuz düşer de Allah korusun yolda tekeriniz patlarsa nerede olursanız olun biz sizi oradan aldırtırız, lastiğinizi taktırtırız, yola devam ettiririz. Ona da ücret ödettirmeyiz. Bu kadar da birbirimize bağlılığımız vardır. Bizim Kars'taki Kazman ilçesindeki bir oda başkanını birebir tanımamız gerekmez. Telefonlu sistemden alırız, telefonu açarız. Falan yerde bizim bir arkadaşım size yakın bir yerde yolda kalmış dediğimiz ona yeter. Sadece Niğde'de üye olması gerekmiyor. Türkiye'nin her yerinde. Bunu bak açık menet söylüyorum. Bunu yaşayan çok arkadaşımız var. Allah iş vermesin. Ha bunun yanında işte öğrenciler gönderiliyor, üniversitelere gidiliyor, yurt sorunları askere gidiliyor. Allah iş vermesin. Hastalık oluyor, sağlık oluyor. Evet. Ki özellikle bir konu çok önemlidir. Ben Kayseri'de Kayseri Birliği'nin seçiminde divan başkanı yaptım. Orada da söyledim. Kayseri Birlik Başkanımız bizim büyüğümüzdür, abimizdir. 30 yılı geçkinde de birlik başkanlığı yapıyor. Ama hep şunu söyleyeyim. Binlerce liderinin damarlarında Kayseri kanı dolaşıyor. İnanın bir günde 100'ün öte kan bulduğumuzu biliyoruz. Aynı günde 8-10 tane hastanın talepte bulundu ve bizim de 100 ünite kan tedarik. Ama biz etmedik. Bir telefonla Mustafa Alan Başkanımızın sayesinde buradan da kendisini bugün bu şeyle teşekkür ediyorum ve anıyorum. Değerli bir büyüğümüzdür. Gerçekten için iyi yapan bir abimizdir. Benim de örnek aldığım bir başkandır. Gece gündüz 24 saat ararsınız, hastanızın yanına kadar gider, kanını bulur, temin eder, teslim eder, telefon açar, başkanım yerine getirilir der. Gecenin 3'ü 5'i demez o yaşta gider, işini halleder, gelir. Dolayısıyla teşkilatımızın, yani. Teşkilatımızın Türkiye'nin her yerinde yapısı budur. Yani onun için bu teşkilatta görev almaktan gurur duymamın sebeplerinden en başta nedenleri budur. Evet. Yani onun için bu teşkilat ahilik kültürü dediğimiz bu kültür yaşanmalı ve yaşatılmalı. Ve yaşatılması için ne gerekiyorsa da yapılmalı. Evet. Diye düşünüyorum. Evet başkanım son 10-15 dakikamız artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben biraz da kooperatife girmek istiyorum. Kooperatifin şu anki durumu nasıl Sayın Başkanım? Bir de bir değişim yaşandı yakın zamanda. Evet. Bir de yüzücü olay oldu. Oraya girmek istemiyorum. Bu esnafa ve ortaklara nasıl yansıdı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz biraz önce de söyledim. Allah nasip etti. Esnaf ve sanatkarların talebi üzerine biz kooperatif başkanına aday yaptılar. Aday olduk. Seçimi de bize verdiler sağ olsunlar. Geldikten sonra çok şey değişti. Ne değişti? Özellikle şunu söyleyeyim. Şimdiye kadar kullanılmayan 250 bin TL limitli ve Türkiye'de en ucuz faizle verilen, devletin de desteklediği, %50 faizini devletin ödediği, teşvik anlamında kullanan, iş yeri büyütürken kullanabileceği 250 bin TL. Yani makine tesisat alırsanız 250 bin TL. Bir dükkan alırsanız, bir iş yeri alırsanız 250 bin TL. Eğer nakliyeciyseniz, bir kamyon, bir otobüs alacaksanız 250 bin TL'ye kadar limitleri çıkarttık. 5 yıl ödemeli esnaf ve sanatkarımızın hizmetine sunduk. Evet. Bu gerçekten küçük bir esnafın büyüyebilmesi için iyi bir rakamdır. Eğer ticarete yatırım yapacaksa gerçekten işini büyütebileceği bir rakamdır. Bunun yanında diğer krediler, işletme kredilerimiz devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Fazlasıyla plasmanımız var. İstediği kadar esnafımıza para verecek paramız var. Sağ olsun buradan Halk Bankası Müdürü'ne de teşekkür ediyorum. Gerçekten onun da bizimle ilgili çok büyük gayretleriyle kooperatifimiz şu anda çok iyi yerlerde. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi olacak. Ama biz ne yaptık? Geldiğimiz günden bugüne kadar şu ana kadar hiçbir esnaf ve sanatkarımızı bugün itibariyle icraya vermedik. İcraya vermeden tahsilat yoluna gidiyoruz. Sürekli onlarla iletişim kurup İşi kötü olanları bile idare edebildiğimiz kadar bütün inisiyatiflerimizi kullanıyoruz. Amacımız çünkü bir esnaf icraya verdiğiniz zaman yanında 4 tane de kefilinin sicilini bozuyorsunuz. Bu bir çözüm olmuyor. Bir de sosyal durumunu düşünmek lazım. Şimdi siz o bir tanesi aksadı diye yanındaki kefilerin de sicilini bozarsanız bir müddet banka kriterlerine göre kredi kullanamıyor, ticaret yapamıyor. Dolayısıyla bunu bozmadan devam ediyoruz ve takip oranımızı da düşürdük. Önümüzdeki günlerde daha da düşecek. Biraz önce söyledik. İnşallah köylünün malı para ettiği zaman
bizim takip oranlarımız çok daha düşük. Yılbaşından sonra da hedefimiz 120 milyar gibi limiti artırıp işletme kredilerinde o rakamlara çekeceğiz. Bu konuda sıkıntı yok. Onun için tabii ki gönül şunu istiyor. Herkesin işi gücü çok iyi olsun. Ha ben şunu da söylüyorum, açık söyleyeyim. Ben mümkün olduğu kadar kredi kullanılmasından, faize girilmesinden yana da değilim. Ya ticarette faiz vermek çok doğru değil. Ya doğru değilken artık kar marjlarımız eskisi gibi değil. %55'lerle biz buralardan para kullandık, hiç sıkışmadık. Ama bugün %5'le olan faizde sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla öz sermayenizde, kendi sermayenizde büyüyerek, sağlam basarak önünüzü görerek büyürseniz ticarette çok daha rahat ediyorsunuz. Yoksa aksi takdirde sürekli krediye dayalı bir sistemde rahat etmez, mümkün değil. Evet. Yani sonuç itibariyle para bir gün geliyor, ödeme günü geliyor. Evet, bizde ödeme taksitleri 6 ay. Alıyorsunuz, 6 ay sonra 6'şar ay dilimlerle ödeyebiliyorsunuz. Ama ödeme günü geldiğinde 6 ay nasıl geçtiğini fark edemiyorsunuz. O gün geldiğinde sıkışıyorsunuz. Dolayısıyla öncelikle yatırıma kullananlarda bir sıkıntı görmedik. Buradan aldıkları parayı, işini büyütenlerde bir sıkıntı görmedik. Ama işte bir miktar bazen düğün için alınıyor, bazen araba için alınıyor, bazen gereksiz yere alınıyorsa onlarda bir miktar sıkıntılar çıkıyor. Biz de onlara çok sıcak bakmıyoruz zaten. O şekilde kredilere de çok tavsiye de etmiyoruz. Evet. Son olarak başkanım, artık programımızın da sonundayız. Fahri Eker'in odalarla koordinasyonu nasıl? Galiba 29 zannedersem odanız var. 28 tane mesleki odamız var. Tabii ki esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi de bizim 29. odamız, öyle söyleyelim. Bizim hiç kimseyle hiçbir zaman sıkıntımız olmaz. Çünkü ben onların üst kurulu olarak büyükleri, babaları sayıyorum. Onlar da bizim evlatlarımız. En son yanlış hatırlamıyorum, turnuvanız da oldu. Bu belediyenin düzenlediği futbol turnuvasında, sağ olsun, ben özellikle buradan konuyu açtığınız için yine teşekkür ediyorum. Belediyenin düzenlediği 29 tane takımın katıldığı bir futbol turnuvası. Her odadan bir takımın katıldı. Bizim odalardan katılmadı. Yok, belediye düzenledi bunu ama bizim Nesobu temsilen terziler odamızın yaptığı bir futbol takımı finale kadar geldi. Bu da bizi mutlu etti. Şimdi buradan yola çıkarak da önümüzdeki günlerde inşallah ben özellikle Alim Başkan'a ve Doğan Başkan'a, takım kaptanına ve takımda oynayan esnaf ve sanatkar kardeşlerim, belki birçoğu bizim sanayide tamirci arkadaşlarımız, tamirci çocuklarımız çok tatlılar. Onlar o şekilde kısıtlı imkanlara rağmen üçüncü olabildiler. Bugün de şirk verdik onlara. Çok da keyif aldım. Yalnız orada bir yanlış anlaşılma oldu. Sunucu hocanın en çok gol atan ve en çok yiyen dedi. En çok gol atan ve en az yiyen takımdık. Bizim takım. O zaman... Ama orada bir espri oldu. Çok hoş oldu yani. Halbuki bizim avarajınız fazla. Bizim takımımız en çok gol atan ama en az gol yiyen takımdı. Onu söylemek istedim ama çok güzel oldu. Şampiyon orada olamadınız ama avara şampiyon olmuşsunuz. Yani iyiydi. Yani çok keyif aldım. Bununla beraber profesyonel bir kulüp kuruyoruz inşallah. Halim Başkan'la görüştük, tezgahlısı başkanımızla. Onlar bu işi çok seviyorlar. Tabii bunlar da biraz şeyle ilgili. İstemekle ilgili. İstemek bakın şimdi. Tabii ki. Bizim Karizma Giyim'in Doğan Başkanımız özellikle takım kaptanı. Çok seviyor bu işi. Alim Başkan çok seviyor bu işi. Severseniz başarırsınız. İstemek. Dolayısıyla binada kulüp için bir yer ayırdık. Bir kulüp kuracağız profesyonel ve burada her türlü sporu bizim gücümüz yettiğinde, esnaf ve sanatkarlarımız adına, onların adına her türlü branşta gücümüz yettiği oranda amatörce olabilir, profesyonelce olabilir ileride. Bir mücadele vereceğiz. Biz oradan da bir ışık görünce keyif de aldık bundan. İnşallah bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Yeni binamızda yeni bir kulüp yerimiz olacak. Yani kulüple ilgili bir yerimiz olacak. Profesyonelleştireceksiniz yani. Tabii işte onu dedim ya, tezgahlısı başkanımız Halim Bey'e vereceğiz bu yetkiyi. Kendisiyle de görüştüm. Doğan Başkan'la da görüştüm. İnşallah biz de bundan keyif alırız. Niye bir esnaf sanatkarlar futbol takımı olmasın, bir voleybol takımı olmasın, bir basket takımı olmasın, bir atletizmde niye olmayalım? Gücümüz yettiğinde her oranda var olacak sosyal kadar gücümüz var. Sosyal etkinliklere de önem tabii biz teşkilat olarak biliyorsunuz esnaf ve sanatkarlarda kayıtlı 40 binin üzerinde üyemiz var. Hı hı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde kayıtlı, aktif ve pasif olmak kaydıyla 42 bin küsur, şu anda tam sayı veremiyorum ama 42 köy, kasaba, Niğde, merkez.
Milagen'le baktığınız zaman 344 bin nüfus var. 42.700 olsa gerek bizim aktif ve pasif olarak üyelerimiz var. Bunun yanında esnaf ve sanatkar kredi kefaret kooperatifinin 7.000 üyesi var. Yani dolayısıyla biz büyük bir camiayız. Bu camianın içerisinde herkesinden sporcu da çıkar, yetenek de çıkar. Zaten yetenek olmasa meslek sahibi olamaz. Evet. Meslek sahibi olan insanlar ince fikirli insanlardır. Yani onlar o ince fikirlerin olmasa sanatlarına yansıtamazlar. Onun için inşallah önümüzdeki süreçte bunu keyifle yapacağız. Ben çok da hoşuma gitti işin doğrusunu söyleyeyim. Tabii şunu yapamadık. Yeteri kadar esnaf ve sanatkara duyuramadık. Yeteri kadar seyirci getiremedik. Bu eksiğimizi bugün biraz daha ben fark ettim. Burada da fark ettim yeteri kadar. Ama önümüzdeki yıllarda bu hem ahil kaptanımız hem bu tür spor faaliyetlerini çok daha profesyonel, çok daha güzel, çok daha iyi organize bir şekilde yapacağımızdan herkes emin olsun. Kademe kademe bu işleri aşacağız. Esnaf ve sanatkar. Öğrenmenin yaşı yok. Okay. Tecrübenin yaşı yok. Okay. Sürekli her seferinde yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Yeni eksikler tespit ediyorsunuz. Tabii süreç içerisinde ekibimiz de daha profesyonel hale geldiği zaman bunları daha kolay bir şekilde halledeceğimizi inanıyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Evet. 5 saatlik hızlı geçti galiba zaman. Ben farkında değilim. 1 saat oldu başkanım. Son olarak eklemek istediğiniz. Ben şunu özellikle söylüyorum. Öncelikle neydi? Bahar TV'nin şubesini açtıklarından dolayı Bahar TV sahiplerine. Buraya vesile olan değerli kardeşimiz, yine teşkilatımızdan olduğundan dolayı gururla bahsediyorum. Başkanımız Alim Yeşil kardeşimize, sizlere, Bahar TV adına çok teşekkür ediyorum. Yani liderin sesini bir uydu kanalında her yerde duyurmaz. Belki şu anda Türkiye'nin her yerinde birkaç yerlerde hemşerilerimiz bizi izliyordur. O yani en azından NİDE'yi izliyordur. NİDE adına bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu. NİDE'yi bu şekilde duyurmak çok büyük bir başarıdır. Bu bir reklamdır. NİDE adına bir reklamdır. Ben özellikle televizyon en üst yöneticilerinden en altına kadar ama sizin gibi emek veren emekçilere de özellikle çok teşekkür ediyorum. Allah. Ama başkanımın yüksek gayretlerinden dolayı böyle bir işe girip buraya bu şubesini açtığından dolayı ben özellikle de başkanıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi programlarda, daha iyi zamanlarda, daha iyi çalışmalarla yine beraber oluruz. Evet. Tüm buradan NİDE halkına, esnaf ve sanatkarımı yeniden ahilik haftalarını, ahilik bayramlarını kutluyorum. Her günlerinin bayram olmasını diliyorum. Ticaretlerinin bol kazançlarının bol bereketli olmasını diliyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Allah işlerini, güçlerini rast getirsin diyorum. Evet, biz teşekkür ederiz başkanım. NİDE adına bir şeyler yapabiliyorsak, NİDE'yi güzel şekilde Türkiye'ye, dünyaya tanıtabiliyorsak kendi adımıza biz de mutluluk duyarız. Bugün bir gazeteci abim sordu, NİDE adına ne yapıyorsunuz, NİDE'yi nasıl tanıtıyorsunuz diye sordu. Bizim bir programımız var, NİDE'ye selam olsun. Hüseyin abi izliyorsan, o da buradan sevgilerimizi iletiyorum. NİDE'ye selam olsun, sizin de esnafınız, saygın giyin. Öyle mi? Reklamını da yapayım buradan. Hüseyin abinin hazırlayıp sunduğu NİDE'ye selam olsun. Bu hafta 11. bölümünü çektik. Köy kasabaları geziyoruz. Bu hafta biraz yorulduk ama NİDE Müzesi'ni çektik. Bir de NİDE Müzesi'ni tanıtalım dedik başkanım. Çok önemli. Evet, NİDE çok adına önemli. Bir şeyler yapabiliyorsak, NİDE'yi tanıtabiliyorsak güzel şekilde ne mutlu bize. Biz tekrardan teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Başkanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarım adına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı verdiniz. Onların adına sizlere teşekkür ediyorum. Milletin kurulu adına teşekkür ediyorum. Başkanlarım adına teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, Kayseri'den de Süleyman abi izliyormuş. Buradan buna da buradan ona da selam, saygılarımızı iletiyoruz. Evet, bir programımızın da sonuna geldik. Tekrardan Fahri Başkanımıza teşekkür ederek şu an söz Gaziantep'te. İyi akşamlar.